Devlet Bahçeli eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu karşılık verdi. MHP ve CHP'nin grup toplantılarında tansiyon yükseldi. Liderler gizli anayasa iddiası üzerinden karşı karşıya geldi. CHP Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Kanal İstanbul incelemesine de tepki gösterirken yanıt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Türklüğü anayasadan çıkaracak bir kokuşmuş henüz anasından doğmamıştır. Hadi doğdu varsayalım. O zaman geldiği gibi gitmesi de bizim için şerefli bir vatan vazifesidir. Sen ne ülkücüsün ne de milliyetçisin kardeşim. Ben vatanımı seviyorum. Bayrağımı seviyorum, milletimi seviyorum. 83 milyonu seviyorum ben. İki lideri bu kez gizli anayasa hazırlığı iddiası karşı karşıya getirdi. Bahçeli ortak çalışma yaptıkları iddia edilen 4 partiye yüklendi. En sert eleştirdiği isimden Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir özelliği var. Biz bütün siyasi partilerle görüşen tek partiyiz. Millet ittifakı olarak çalışma yaptık. Dedi mi demedi mi? Çünkü biz demokrasiyi savunuyoruz. Bu yalan makinesi öyle çalışmıştır ki ne fren tutmuş ne durdurak bilmiştir. İki lider de mecliste grup kürsüsündeydi. Eleştirilerin dozu yüksek, sözler sertti. CHP bu kadar mı kökünden koptu? Buradan Bahçeli'ye bazı sözlerim var. Bu ayıplı Kılıçdaroğlu nereye koşuyor? Hangi rezil kucaklara atılmak için çırpınıyor? Ben şu partiye karşıyım olabilirsin. Ama birbirimize saygı göstermek zorundayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi ve hukukta reform açıklaması da vardı gündemlerinde. 18 yıldır ne yaptın arkadaş? Ne oldu da 18 yılın sonunda milletin önüne acı reçeteyi koyuyorsun? Ekonomide açılan ya da açılacak yeni ufuklarla muhteşem bir kalkışın yaşanacağını düşünüyorum. Ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan Kanal İstanbul incelemesi, Kılıçdaroğlu İçişleri Bakanlığı'nın gerekçesine tepki gösterirken Bakan Süleyman Soylu'dan o gerekçeyle ilgili açıklama geldi. Kanal İstanbul devlet politikası. Peki Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşüldü mü bu devlet politikası haline gelsin diye? Yok. Hükümet bir projeye adım attığından itibaren bir devlet yatırımıdır bu.